Herkese dostlar ben Hakan Alkan Yepyeni bir e, seri, yepyeni bir eğitim serisiyle sizlerleyim Bugün Premiere Pro eğitimlerine başlayacağız artık yani Birden kaça kadar giderse artık Kısa kısa videolarla sizlere Premiere Pro'yu öğreteceğim Bugün Premiere Pro'yu e, indirme linkini nereden bulacağınızı Ayrıyetten de Premiere Pro'da projeyi nasıl açacağınızı göstereceğim Bugün yapacaklarımız ilk bölümde bu kadar Şimdi indirme linki olarak e, Tabii ki de yine Discord'dan bulacağız Şöyle video dosyaları olacak Burada kategori gibi. Bu kategoriden bir tane daha oluşturacağız biz. Şöyle e, ayarladığımız bir kategori daha şöyle ben oluşturayım. Kategori oluştur diyeceğim. Direkt bakın yanınızda yapıyorum ha. E, sadece şuradan bir şey kopyalamam lazım. Şunu kopyalayayım. Bakın direkt sizlerle beraber nereden alacağınızı göstereceğim. Uygulama linkleri. Evet şu şey olmayacak sonunda ama Bok yedik. Tekrar neyse şimdi ben sadece bununla uğraşayım da. Şimdi sonra bakarım. Bakın uygulama linkleri kategorisi burada var. Ee, şu şekilde şunları açmadan ben rahat edemeyeceğim. Psikolojim bozuluyor benim. Tamam. Ee, şimdi mesela diyelim ben bunlardan bir tanesini kopyalayayım. Mesela Premier Pro yazacağız burada. 2020 vereceğim bu arada. Bakın buradan alabilirsiniz. Buraya linki paylaşacağız. Bunu almak için onaylı kullanıcı olmanız gerekiyor. Onaylı kullanıcı da buradan bu şekilde Eskay abone olduğunuz dair ses ne diyorum lan ben? Abone olduğunuza dair bildirimler açarsanız buradan onaylı kullanıcı da etkisi alacaksınız. Etki arkadaşlar ilgilenecekler sizinle. Şimdi Premiere Pro'ya geçelim. Bende Premiere Pro 2020 var. Hani 2020 2021 bir şeyler yazıyor. Neyse. Premiere Pro'yu açtığınız zaman böyle bir ekran gelmemesi gerekiyor. Normalde burada home diye bir ekran geliyor Yani o New Project falan. Hani benim sürümde gelmiyor ya da benim Premiere'de bozuk gelmiyor. Onu direkt kapatabilirsiniz. Önemli değil çünkü ben başka bir yerden göstereceğim. Orada çarpı tuşu olacak şurada biraz önce benim bastığım gibi. Buradan file'a gelip New diyeceksiniz. Project diyeceksiniz arkadaşlar. Burada böyle bir sekme gelecek karşınıza. Burada projenin ismi diyor. Mesela bu projenin adı ne olsun? Ee, Adobe Premiere Pro Eğitim bir yapalım şöyle. Bakın bu bu şekilde böyle olsun. Ondan sonra buradan location diyor. Ee, buradan location'ları mesela, mesela diyelim. Adobe Pre Premiere Pro eğitimleri klasörü seçeceğiz. Bakın bu şekilde seçtik. Burada 3 tane ayrı kısım var. General, Scratch Disk ve Ignite Settings tarzı. Bu Scratch Disk ile Ignite Settings tarzı yani Bunlara elleşmiyoruz. Bunlarla bizim hiçbir şekilde alakamız, bir derdimiz yok. Burada tek seçeceğiniz şey burası. Burada CUDA dediğimiz şey ekran kartından da destek alma. Yani işlemcinin yanında ekran kartında kullanabileceğinizi söyleyen bir e, seçenek bu. Bunu seçtiğiniz zaman sadece işlemciniz kullanacak. Burada ekran kartı yani GPU desteği de alacak. Bunu seçmeniz sizin için daha iyi. Hani bilgisayarınız ne kadar destekler falan bilmiyorum ama iyi bir ekran kartınız varsa işlemcinize destek çıkmasını istiyorsanız bunu seçmeniz lazım. Bundan sonra OK diyorsunuz. Ve artık ana sekme karşımıza geliyor. Ee, diyelim orada şey seçemediniz. Yani en başta o proje kısmında o şeyi seçemedinizse Burada proje seçtiğinizde gelip general deyip buradan tekrardan bunu değiştirebilirsiniz bu arada. Evet. Bugünkü videoda amacımız buydu. İndirme linkini oradan gidip alabilirsiniz. Eğer indirme linki aldı eklenmemişse siz videoyu izlediğiniz zaman Hemen bize yazın. Hemen bir indirme linkini oraya ekleyelim. Onun dışında bu bölümde yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir dahaki bölümde panelleri öğreneceğiz. Kendinize dikkat edin. İyi günler efendim.